Geçenlerde sosyal medyada çok ilginç bir gönderi mi diyebiliriz Türkçe, ne bilmiyorum. Posta diyoruz bazen. Bazen böyle çok komik gönderilere rastlıyorum sosyal medyada. O gönderide şey diyordu. Hatırlamaya çalışıyorum. Diyordu ki, insanlar neden psikologmuş gibi konuşup deli gibi davranıyorlar diye böyle bir yaklaşım vardı. Yani anlatıyordu ki ya herkes psikologmuş gibi konuşuyor ama deliymiş gibi davranıyor. Yani akıl sağlığı yerinde değilmiş gibi davranıyor. Bu biraz bence ölümle ilgili de çok geçerli bir söz. Herkes ölüm varmış gibi konuşuyor. Ölüm varmış gibi şarkılar yazıyor. Hatta herhalde Candan Erçetin'in de böyle şarkıları var, hatırlıyorum. Başka da bir sürü var. Ölüm varmış gibi konuşuyor ama ölüm yokmuş gibi yaşıyor. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyor. Uzun vadeli planlar yapıyoruz ki çok güzel uzun vadeli planlar yapmak. Kalp kırıyoruz. Bizim için değerli olan insanları ihmal ediyoruz. Ölüm yokmuş gibi. Sanki onları hiç kaybetmeyecekmişiz gibi. Ya da sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek, büyüklerimizle ya da küçüklerimizle sanki hiç ölüm diye bir şey yokmuş gibi. Gerçi hayatın her anını da ölüm varmış gibi yaşamak nasıl bir duygu olurdu bilmiyorum. Biz sürekli diken üstünde ölecek miyiz böyle hastalık hastası gibi, aman ölmeyelim, aman ölüm olacak. Böyle bir stresle tabii ki yaşayamıyoruz. Ama aynı zamanda gerçekten bilinçli bir yaşam için doğumun, yaşamın var olduğunu bildiğimiz gibi ölümün de var olduğunu bilip hatırlamalıyız diye düşünenlerdenim. Neden bunu anlatıyorum? Kısa bir programı anlatalım. Size anlatacağım neden. Çünkü Perdenin Arkası programındasınız. Biz yaşamı ve ölümü konuşuyoruz. Üzerinde düşünüyoruz. Çünkü Perdenin Arkası programı böyle bir program. Satelliti Türk ekranlarında hazırlanıyor. Ve Kutsal Kitap aracılığıyla Tanrı'yı konuşuyoruz perdenin arkasında. Hayatlarımızı konuşuyoruz. Tanrı kimdir? Nedir? Ne istiyor, ne veriyor, ne vaat ediyor? Bizden beklentisi nedir? Bizi neden yarattı? Bizden ne istiyor? Perdenin arkasında ne yapıyor? Ve ne yapmıyor? Bunları birlikte anlamaya çalışıyoruz. Sadece yaşamı değil, ölümü de. Çünkü o da hayatın bir parçası. Neden hayatın bir parçası? Çünkü bizim çevremiz, bizim bir gün öleceğimiz gibi çevremizdeki insanlar da ölüyorlar. Hatırlıyorum bir gün eskiden ben Avrupa yakasında çalışırken, işe giderken sabahları Zincirlikuyu mezarlığında bir yazı vardı. Galiba hala vardır. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır diye. Tabii güne başlamak için en güzel söz bu mu bilmiyorum. Her gün özellikle güne bunanla başlamak gerçekten çok iyi bir fikir mi bilmiyorum ama... Bir gün sevdiklerinizi kaybettiğinizde aslında gerçekten bunun var olduğunu anlıyorsunuz. Ben de hayatımda sevdiklerim öldüğünde buna babamı kaybettiğimde ya da diğerlerini anladım. Ama bununla ilgili bazı notlar almışım ölümle ilgili. Bugün biraz aslında hem kendime biraz konuşacağım ama siz de hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Bugünkü sözlerim sadece size değil kendime de konuşma ve hatırlatmalar üzerine kurulu. Bu notları ben anneannem vefat ettiğinde onun cenazesinde bir vaaz verme fırsatım olmuş benim. Bir ayrıcalığa sahip olmuşum. Tanrı bir fırsat vermiş. Oradaki vaaz notlarımdan bazı birkaç notları bugün size hatırlatacağım. İstatistiklere göre aslında her dakika yaklaşık 250 yeni kişi doğuyormuş. Yani siz bu programı açtığınızdan beri yaklaşık 5 dakika oldu. Ve 1250 kişi
siz ekranda beni gördüğünüzden beri yaklaşık 1250 kişi doğdu şu anda. Her dakika ortalama 250 kişi doğuyormuş. Ve yine istatistiklere göre her bir dakikada ortalama 105 kişi ölüyor dünyada. Yani biz bu programa başladığımızdan beri 5,5 dakika olduğuna göre 700 kişiye yakın kişi maalesef öldü. Ve fark ettiğiniz gibi dünya değişiyor. 30 saniye öncesinden şimdiye kadar bazı insanlar doğdular, bazı insanlar öldüler. Zaman değişiyor. Benim anneannem Almanya'da yaşardı, gurbetçiydi. Çalışmak için ilk Almanya'ya giden kişilerdenlerdi. Ben küçükken onları havaalanından heyecanla karşılardım. Küçük bir çocuk olarak onlar Almanya'dan tatile geleceği zaman biz de havaalanına giderdik ailece. Ve küçük bir çocuk olarak o kadar çok heyecanlanırdım ki onlar geleceği zaman yazları yılda bir gelirlerdi genelde. Ama gün geldi, zaman geçti ve ben onun cenazesinde kutsal kitabı vaaz ediyordum. Yani ne demek istiyorum? Zaman değişiyor. Dünya değişiyor. Siz ve ben değişiyoruz, ilerliyoruz. Zaman aslında geri gelmiyor. Bu yüzden bu program benim için çok önemli. Sizlerin buradaki varlığı da çok değerli. Çünkü sizler hiçbir zaman geri alamayacağınız bir şeyi bizimle, Satide Türk'le, perdenin arkasıyla geçiriyorsunuz. Milyonlarca dolar harcasanız geçtiğiniz 5 dakikayı geri getiremezsiniz. O yüzden bu kadar değerli dakikalarınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederim. Ve duam Tanrı'nın bu dakikaları boşa harcamanıza izin vermemesi. Tanrı bu zamanda size konuşsun. O zaman geçiyor. İnsanlar ölüyor ve bir gün biz de öleceğiz. Ve o en büyük soru gittikçe bizler için daha önemli hale geliyor. Mesela benim için bu soru 15 yaşındayken hiç önemli değildi. Ölünce ne olacak? 20 yaşına gelince de hiç önemli değildi. 30 yaşımda da ölünce ne olacak? Değil mi? Yaşamın erken safhalarında çok düşünmüyoruz. Sonda ne var diye. Daha dur bakalım, yola yeni çıktık daha. Otobana daha yeni çıktık. Birinci vites, ikinci vites, değil mi? Ama şöyle de bir gerçek var. Bu yaşamın bir sonu olacak. Peki sizce o sonda ne bekliyor, ne olacak? Ya da bir son var mı? Aslında belki de felsefecilerin dünyanın kuruluşundan ya da bildiğimiz yazılı tarihin bulunduğundan beri en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Niye yaşıyoruz? Biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bunu Sokrates de konuştu, Platon da konuştu, Aristo da konuştu. Nereye gidiyoruz? Sizce nereye gidiyoruz? Bize lütfen yazın. Size göre nereye gidiyoruz? Ne olacak? Nasıl yazacaksınız bize? WhatsApp numaralarımız var, görüyorsunuz ekranın altında. Bir de bu yayın Satide Türk'ün Facebook ve YouTube sayfalarında da yayınlanıyor. Onların altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Ben okuyor olacağım onları. Biz nereye gidiyoruz? Ve bakalım biz bugün kutsal kitap aracılığıyla bunun hakkında bir fikir sahibi olabilir miyiz? Elçi Paulus'un birinci Selaniklere yazdığı mektuptan size okumak istiyorum. 4. bölüm 14. ayetten itibaren. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde, neyle aynı şekilde, böyle araya parantezler ekliyorum ben, neyle aynı şekilde? İsa'nın ölüp dirildiğiyle aynı şekilde. Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Tekrarlıyorum, önemli çünkü. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte
geri getirecektir. Rabbin sözüne dayanarak size diyoruz ki, biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanlarıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Bütün bunlar sizin kulağınıza nasıl görünüyor? Borazanlar, havadaki bulutlar, aşağı iniyorlar, yukarı melekler, bir fantastik film gibi mi geliyor kulağınıza? Bir masal gibi, bir Yüzüklerin Efendisi hikayesi gibi, bir Star Wars Yıldız Savaşları hikayesi gibi ya da bir Marvel süper kahraman işte örümcek adam Süperman hikayesi gibi mi geliyor kulağınıza bulutlar? Evet, anlıyorum. Bugünkü sinema teknolojisiyle ya da bu teknoloji yokken okuduğumuz romanlar aracılığıyla biz buna benzer bir sürü hikayeler okuduk. Bulutların indiği, meleklerin indiği ve çoğunun hayal ürünü olduğunu biliyoruz, değil mi? Ama yanılmayın. Bunun gibi hayal ürünü hikayeler var diye Tanrı sözündeki bu hikaye de size bir hayal ürünü gibi gelmesin. Neden biliyor musunuz? Çünkü o fantastik romanların hiçbiri yokken kutsal kitap vardı. O fantastik mucize hikayelerinin hiçbirisi yokken Tevrat vardı. Ve Tevrat bir roman yazarının şuraya da biraz bulut serpiştirelim dediği gibi değil. Yüzlerce yıl boyunca gerçekleri görenler ve görenlerden duyanlar aracılığıyla yazıldı. Tarih, İsa Mesih'in dirilişine tanıklık eden yüzlerce binlerce kişilerle dolu. Bu yüzden bana bazen soruyorlar, İsa Mesih'in gerçekten dirildiğini nasıl ispatlayabilirsin? Yahu ispatlayamam. Ama bilebilirim. Nasıl bilebilirim? Bir örnek vereyim. İsa'dan sonraki dönemde İsa'nın öğrencilerine pek çok zulüm zamanları oldu. Domitian ve başkaları. Ve o zaman Roma, Sezar. Ve o zaman İsa Mesih imanlarına şöyle söylüyorlardı daha İsa'nın öğrencilerine. İsa Mesih'in dirilmediğini söyle ve seni serbest bırakalım. Ama İsa'nın öğrencileri hayır diyordu. İsa Mesih dirildi, biz gördük. Nasıl inkar edebiliriz? Öldürülmek pahasına bunu inkar etmiyorlardı. Sizce bu bir hayal, siz bir hayal ürünü, bir roman uğruna ölür müsünüz? Mesela size deseler ki, Yüzüklerin Efendisi hikayesinin hiç olmadığını ve ona inanmadığını söyle ve yaşamana izin vereceğiz. Ne dersiniz? Tamam olur, tabii ki hiç olmadı, o bir roman dersiniz. Ben de öyle söylerim. Bana deseler ki Yüzüklerin Efendisi'ni inkar et, Yıldız Savaşları'nı inkar et, canını bağışlayacağız. Tabii canım inkar ederim, niye etmeyeyim? Zaten gerçek değil ki, zaten hayal ürünü. Peki öğrenciler neden inkar etmediler? Çünkü bir hayal ürünü değildi. Gerçekten İsa Mesih'in dirildiğini gördüler. Bu yüzden inkar etmediler. İşte bu yüzden ben söyleyebilirim, ispatlayamam İsa Mesih'in dirildiğini bilimsel anlamda. Başka pek çok tarzla ispatlayabiliriz de. Ama bilebilirim İsa Mesih'in dirildiğini. Ve Tanrı'nın sözlerinde bakın ne diyor. Aynı o dirildiğine göre İsa'ya bağlı olanlar da dirilecek. Borazanlarla çağrılacaklar İsa'nın yanına.
ve İsa Mesih'i havada karşılayacaklar. O zaman şimdi sahneyi doğru çizmeye çalışalım. Madem bu dünyanın bir sonu var ve sonundan da İsa Mesih gelecek. Burada iki grup insandan bahsediyor burada. Diyor ki İsa Mesih borazanlarla gelecek. Geldiği sırada iki tip insan olacak. Bir hayatta olanlar, İsa'yı tanıyanlar. Bir de ölmüş olanlar. Yani önceki çağlarda yaşayıp İsa'ya iman edenler. İsa gelirken bu iki grup var. Kimler? Ölmüş olanlar. Peki ölmüş olanlar ne olacak? Bakın, Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanlarıyla gökten inecek. Gökten iniyor, Rabbin kendisi geliyor gökten. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Demek ki o iki gruptan biri ölüler, ölüler diriliyor. İsa Mesih geldiğinde ölüler. Aman canım ölüler dirilir mi bu? Bu ne bu falan? Dirilir. İsa Mesih dirildi. Lazarus dirildi. Ölüler dirilir. Kim size söyledi ölüler dirilmez diye? Ya diriliyorsa? Ya oluyorsa? Peki ikinci grup kim? O sırada hayatta olanlar. Ölümden dirilenlerle hayatta olanlar birleşiyorlar. Bakın ne diyor? Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte, kim onlar? Ölümden dirilmiş olanlarla birlikte, Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Ama bu hikayede hiç bahsedilmeyen başka bir insan grubu daha var aslında bu olduğunda. Bu eskatolojik bir metin. Yani ne demek? Dünyanın sonunda ne olacak? Apokaliptik. Dünyanın sonunda ne var? Her şey nasıl bitecek? Ve bu söze göre İsa gelecek. Ona ait olan ölüler ve diriler İsa'yı karşılayacaklar. Ama bir grup eksik sanki. Kim onlar? İsa'ya ait olmayanlar, yani İsa Mesih'e iman etmeyenler. Peki onlar ne olacaklar? İsa Mesih'in Rab ve kurtarıcı olduğunu kabul etmeyenler ne olacaklar? O zaman üç grup var. Aslında iki temel grup var. İsa Mesih'e iman edenler, bunun içinde ölü olanlar var dirilecek ve de diri olanlar var. Bunlar İsa'yı karşılamaya. Peki etmeyenler, onlar ne olacak? Onlar bu sözlere göre göğe alınmayacaklar. Peki ne olacaklar? Yargıya maruz kalacaklar. Kutsal kitap işte böyle söylüyor. Bakın, Romalılar 14. bölüm 11. ayet bunun hakkında biraz bize detay veriyor. Bakın ne diyor? Yazılmış olduğu gibi Rab şöyle diyor. Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek. Yani aslında İsa Mesih geldiğinde bakın, yargıya İsa Mesih geliyor. Ve geldiğinde ne oluyor? İsa'yı tanıyanlar da, tanımayanlar da, iman edenler de, etmeyenler de herkes diz çökecek diyor. Tanrı'ya inanmayanlar, işte orada ateist, gnostik, işte deist, agnostik, falanca, filanca, budist, şintoist, şamanist, Herkes, satanist, kültürel Hristiyanlar, herkes, Mormon, Yahova şahidi, herkes diz çökecek diyor. Her diz, herkes. Ve diyor ki, Tanrı olduğumu açıkça söyleyecekler. O gün. O gün geldiğinde artık gerçek gizlenemeyecek. Artık
argüman diye bir şey yok. Şöyle varsa Tanrı vardır, yoktur. Argümanlar, şunlar bunlar hepsi kalkacak. O gün gözlerimiz salt gerçeklikle karşılaşacak. Tanrı'nın kendisi vardır. Başka bir salt gerçeklikle daha karşılaşacağız. O nedir? İsa Mesih'in Rab olduğu. Çünkü o gelecek gökyüzünden. Rab ve kurtarıcı olarak gelecek. Peki o gün sen hangi grupta olacaksın? Bunu düşünelim ve devam edelim. Kutsal Kitap diyor ki o gün İsa Mesih gelecek. Ama neden gelecek? Siz eğer daha önce bir İsa Mesih inanlısından neye inandığını dinlediyseniz muhtemelen şöyle söyleyecektir. İsa Mesih yeryüzüne geldi. Neden geldi? Kurtarmaya geldi. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Müjde budur. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İyi haber, müjde budur değerli kardeşim. Tanrı seni bağışlamak, seni kurtarmak için yeryüzüne geldi. Ve sen ona iman ettiğin zaman aklanırsın. Tekrar yaşama kavuşursun, sonsuz yaşama. Hayat amacını bulursun. Ve Tanrı'nın senin hayatınla ilgili planları gerçekleşmeye başlar. İşte iyi haber budur. İsa Mesih kurtarmaya geldi. Ama son İsa Mesih tekrar geldiğinde bu sefer kurtarmaya gelmeyecek. Bu sefer yargılamaya gelecek. Kendisine ait olanları almaya ve kendisine ait olmayanları sonsuz yargıya bırakmaya gelecek. Bakın ne diyor Vahiy 22. bölüm. İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. İsa Mesih kendisine, hayatı için kendisine güvenenleri sonsuz hayata götürmeye gelecek. Ölüleri ve dirileri. Ama hayatı boyunca İsa Mesih'e güvenmeyenleri yanına alamayacak. Bunda bir mantık var mı? Mesela siz tatile giderken ya da evinize dünyanın en iyi kişilerini mi çağırıyorsunuz? Yoksa size en çok seven, sizin hayatınızda yer edinen kişileri mi çağırıyorsunuz? Maalesef cennet ve cehennem çoğu kişi tarafından iyi kişilerin gideceği yer cennettir, kötü kişilerin gideceği yer cehennemdir diye adlandırılır. Bu çok yanlış bir öğretidir. Cennet dediğimiz yer Tanrı'nın mevcudiyetinin bulunduğu, Tanrı'nın krallığıdır. Ve sonsuz hayata erişecek kişiler hayatlarında Tanrı'yı isteyenlerdir. Tanrı'yı özleyenlerdir. Ve doğal olarak yargı günü geldiğinde bu kişiler Tanrı'nın bulunduğu yere giderler. Oysa dünyanın en iyi kişisi bile olabilirsiniz ama hayatınızda Tanrı için bir yer yoksa, onu istemiyorsanız, buradaki 70, 80, 90, 100 yıl boyunca hayatınızda Tanrı'yı istemiyorsanız, herhalde öldükten sonra da Tanrı'yı istemezsiniz, değil mi? Tabii burada bir de şu soru var. Biz hangi Tanrı'dan bahsediyoruz? Elbette Tanrı tek. Ama hangi tek? Hindistanların anlattığı tek mi? Budistlerin anlattığı tek mi? Ya da Orta Doğu'da en çok bilinen inancın anlattığı tek Tanrı mı? Yoksa Hristiyanların anlattığı tek Tanrı mı? Hangisi? Bunu birlikte bulacağız. Kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın. Aradan sonra devam edelim.
O zaman dedik ki bu yaşamın sonunda ne var? Bu yaşamın sonunda İsa Mesih geri gelecek. Kendisine ait olanları almaya gelecek. Peki neden sadece kendisine ait olanları almaya gelecek? Kutsal Kitap bunun hakkında açık bir öğreti veriyor. Romalılar mektubunda diyor ki çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yani günah bizi Tanrı ile uzaklaştıran bir şey. Kutsal Kitap Tanrı'nın günahtan tiksindiğini söyler. Günah nedir? Size böyle dinsel bir kavram gibi geliyor mu bilmiyorum ama günah yüreklerimizde Tanrı'ya değil başka bir ilaha, şeytana verdiğimiz yerdir. Eminim eğer siz evliyseniz ve yüreğinizin bir kısmını eşinize değil de bir başkasına verirseniz muhtemelen eşiniz bunu bildiğinde bundan pek hoşlanmayacaktır. Hatta buna ihanet diyecektir. Ve belki de sizi yanınızdan uzaklaştıracaktır. Tanrı'la aramıza günah duvarı girdiğinde Tanrı'nın buna çözümü neydi biliyor musunuz? Kendisi bir insan bedeninde yeryüzüne gelip sizin ve benim günahlarımızın bedelini ödemek istedi. İsa Mesih bu yüzden çarmıha çıktı. Bu yüzden öldü, gömüldü ve ölüler arasından dirildi. Ve bir gün ölüleri ve dirileri yargılamak için yeniden gelecektir. Ve sorun, sen o gün nerede olacaksın? Ben ne bileyim şimdi diyebilirsin. Aslında üç ihtimal var. O gün zaten ölmüş olanlardan olabilirsin. Yani sizi zor bir gerçek size söylemek istiyorum şimdi. Eğer sen bu programı şimdi dinleyip anlıyorsan, benim söylediklerimi anlıyorsan, muhtemelen 100 yıl sonra hala hayatta olmuyor olacaksın. 100 yıl sonra bu yeryüzünde olmuyor olacaksın. Kullandığın arabayı kullanamıyor olacaksın. Yaşadığın evde bir başkaları yaşayacak. Biraz ağır geldiğini biliyorum, beni affet. Ama benim söylediklerimi anlayıp bu programı seyrediyorsan, 100 yıl sonra muhtemelen, yani Tanrı sana çok uzun bir ömür verebilir, ama muhtemelen 100 yıl sonra bu yeryüzünde olmayacaksın. Yaşamıyor olacaksın. O zaman bu insan grubundan olabilirsin. Ve eğer İsa Mesih'e iman ediyorsan, İsa Mesih geldiğinde hemen seni diriltecek. Yanına alacak. Ya da İsa Mesih geldiğinde hayatta oluyor olabilirsin. İsa Mesih yine kendisine ait olanları alacak. Ya da sen İsa Mesih'in Rab ve kurtarıcı olduğunu, senin günahların için öldüğünü kabul etmiyor olabilirsin. Ve Kutsal Kitap'a göre eğer öyleysen maalesef senin sonsuz bir yargı bekleyecek, Tanrı'dan uzak. Ve bugün bundan kurtulma şansın var. Çünkü Kutsal Kitap diyor ki, adıma iman eden herkeste sonsuz yaşam vardır. Ve sen bugün bu sonsuz yaşamı alabilirsin. Bugün buna kavuşabilirsin. Bugün bu kararı verebilirsin. Bugün ben de İsa Mesih'i karşılamak istiyor olanlardan olmak istiyorum, karşılayanlardan olmak istiyorum diyebilirsin. Peki bunun için ne yapabilirsin? Şunu yapabilirsin. İsa Mesih'in senin günahların için öldüğünü kabul edebilirsin. Bunu Tanrı'ya dua ederek söyleyip onu hayatına çağırabilirsin. Benimle birlikte dua et ve senin için dua etmem için izin ver ve programımızı noktalayalım.
Göklerdeki babamız, bu değerli sözlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bize sağladığın kurtuluştan, İsa Mesih aracılığıyla sağladığın kurtuluş için sana teşekkür ediyoruz. Şimdi bütün izleyenler için önündeyiz. Lütfen Ya Rab, onlarla senin aranda bir duvar varsa bugün bunu kır. Bugün onlara dokun ve konuş ve sana ulaşan yolun açık olduğunu onlara göster. Yüreklerimizi aç, kulaklarımızı aç, seni görelim, duyalım ve Ya Rab bizi kendinle kavuştur, imanımızı tazele diye dua ediyorum. Oğlun İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Değerli izleyenler, iyi ki bizimleydiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Rab sizinle olsun.